Fekir'te abi çok güzel. Messi burada Haaland'a doğru. O güzel müdahale. Ayak koyabilir miyiz burada? Cannavaro ile adam hızlı oynadı. Ama geldik. Ağır baskı var. Lionel Messi. Şöyle oyunu açalım. Sakince. Gidiyor Vieira ile. Şöyle Mbappe. Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho. Ronaldinho. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emiz Kamalak. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni bir dizilişteyiz. Bu diziliş değil, merak etmeyin. Ve bu dizilişi size beraber alacağım. Çünkü bazı kardeşlerimiz nereden alınacağını bilmiyor. Çünkü bu özel bir diziliş. Yani şurada baktığımızda ne bu? Diziliş değiştir kısmında olmayan bir diziliş arkadaşlar. Bu dizilişi birkaç kardeşim bana tavsiye etti arkadaşlar. Ben de almak istedim, hem de size de göstermek istedim. Nasıl alıyoruz bu dizilişi? Hemen geri diyoruz. Ayrıca bu şekilde farklı özel dizilişin gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmayı, videoyu beğenip de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekstra diyoruz. Kullanıcı bilgileri diyoruz. Rüya takıma tıklıyoruz. Takım, temel takıma tıklayıp arkadaşlar Avrupa, İngiltere Ligi diyoruz. Aston RB, Aston Villa hocam. Tıklıyoruz, buna geldik. Bitti diyoruz. Geri diyoruz hocam. Şimdi Aston Villa model takımını aldık arkadaşlar. Daha sonrasında geri eFootball World diyoruz. Oyun planına geçiyoruz abi. Şuraya geldiğimizde Cruyff'a tıklayıp dizilişi değiştir varsayılan diyoruz ve böyle bir diziliş elde ediyoruz. 4-3-3, 2 GF, 1 Santfor, 2 göbek, 1 dost var. İsterseniz 3 dostta, 3 göbekte yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Otomatik olarak da ayarlayabilirsiniz, manuel olarak da. Şurada otomatik seç diyoruz. Takım oyun tarzına odaklan diyoruz. Ve hocam kadromuz kurulmuş oldu. Böyle manyak bir kadro oluşturduk. Yedeklere baktığımızda Haaland da var, Salah da var da burada Beckham'a çok ihtiyacım olmayacağı için arkadaşlar buraya bir şey alacağım. Santfor alacağım. Pardon üzereyim. Orta saha alacağım. Bu orta sahalardan da şöyle kimi alabiliriz? Aslında buraya Rüdü'yü çekeriz ya. Rüdü'yü çekelim şuraya. Bak şöyle yaptık. Bir. İkinci olarak da buraya hocam Snyder'ler de, Snyder kardeşimi de aldım. Beckham'ın yerine koydum abi. Kaleci yerine yedek oyuncu alabilirsiniz. Yedek forvet alabilirsiniz. Ben mesela oraya bir de Rummenigge'yi almak istiyorum. Rummenigge kardeşim nerede? Neredesin Rume? Göster kendini bana. Buldum. Rummenigge'yi de aldım. Buraya koydum abi. Böyle bir kadro oluşturdum. Bu dizilişi çok övdüler. Bakalım bu dizilişle nasıl bir futbol sergileyeceğiz. O zaman sen like at, abone ol, bildirimi aç, arkana yaslan. Yeni dizilişle, Aston Villa'nın dizilişiyle yeni maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Ve hocam geçtik maçımıza. Daha sonrasında arkadaşlar bu diziliş aldıktan sonra istediğiniz model takımı seçebilirsiniz. Varsayılana tıklamayın. Bu diziliş kalır her türlü. Ya da bu dizilişi herhangi bir oyun tarzı olarak koyabilirsiniz. Yani 10 tane oda lob var ya, kendiniz oyun tarzı belirledin. Oyun plan listesi diyeyim. Orada oyun plan listesinde kalabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka takım aldığınızda değişmez. Böyle farklı dizilişler olan takımlar varsa yorumlara da yazmayı unutmayın. Hepsini de deneyelim. Bilmeyen kardeşlerim de abilerim de görmüş de olur diyoruz ve hemen artık şu rakibimiz gelsin, maçımıza geçmek istiyoruz. Çok sabırsızlanıyorum. 3 tane forvet oyuncusu ve ikisi de GF. Çok manyak tiki taka yapılır gibi duruyor. Aslında oraya Ronaldinho yerine ofansif olsun diye bir tık da Rummenigge de çekilebilir. Ya da Mbappe aşağı alınıp Haaland da ileri alınabilir ikinci yarı. Bunlar yapılabilir. Daha ofansif çekmek için ya da orta sahada açık veriyorsanız göbekleri dost yapabilirsiniz. Ya da dostlar göbek yapabilirsiniz. Tek tarafı oynaştırabilirsiniz. Oynaştırmak. O ne lan? Neyse tamam, tek taraf oynatabilirsiniz. O zaman bir rakibimiz gelsin, sonra maça geçelim. Oynat bakalım. Evet hocam, rakibimiz geldi. 3 çubuk internetiyle bakalım nasıl bir rakip gelecek karşımıza. Haydi bakayım. Gel la. Ha geldi. Hoş geldin Dıhya. Dıhya hoş geldin. Hoş geldin keke. Aston Villa'nın formasından merak ediyorum. Aston Villa'nın nasıl forması var da. Gerçi şöyle bir şey var. Haklar alınmadığı için problem olabilir. Şöyle aşağı bakan kimse yok. Haaland da tam yukarı bakıyor. İkinci yer dediğimiz gibi. Salah'ı da alabiliriz. Haaland'ı da alabiliriz. Rummenigge'yi de çekebiliriz. Yani tam ofansife de çevirmeyi düşünüyorum ikinci yarı. Rummenigge ile Salah, Haaland üçlüsünü de oynatmayı düşünüyorum. Duruma göre bakalım. Böyle bir diziliş güzel duruyor. Rakibin kadrosuna bakalım. 4-2-4. Hocam bu diziliş hangi takımın, bunu da yazın. Bunu da oynatalım. Hangi takım? Bu diziliş oluyor. Bunu da kesinlikle oynatmak istiyorum. Aşırı ofansif bir diziliş bu karşımızda gördüğümüzde. Gerçekten harika iş yapıyor bazı oynatanlarda. Ben de merak etmiyorum değil abi. Ben de onu oynatacağım. Ben de istiyorum. Bana ne? Söyleyin, ben de alayım. Ve hocam maçımıza geçtik. Tunus ve Remzi Kamala Galiyete Tunus'a yaptığımız turnuvayı kazandık arkadaşlar. Fas'la yaptığımızı da kazandık. Grupta şu an 2-2 ilerliyoruz. Müthiş ilerliyoruz ve lider konumdayız. Gayet iyiyiz. Bakalım. Umarım devamı gelir hocam. Oğlum çok kalabalıklar lan.
Hocam Vieira Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho Mbappe'yi gördü. Mbappe'den Messi'ye. Burada uzatan bir Lampard'lar. Lampard geçerse güzel olur. Geçemedi abi. Tamam. Güzeliz. O da güzel. Cafu gerçekten en memnun olduğum oyunculardan biri. Epiklerin farkı, ikon farkı gibi ortaya çıkıyor diyebilirim. Arnold hocam. Buradan Messi. Ronaldo. Dokunmak istedim. Burada top bizde. Tamam. Koulibaly aldık abi kafaya. Cafu şöyle oyunu açalım. Sakince gidiyor Vieira'yla. Şöyle Mbappe. Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho vurdu. Bir oldu. Güzel baba. Bu da güzel. Harika. Oğlum diziliş çok tatlı değil mi lan? Herkes çok yakın. Herkes çok ileriye gidiyor. Bak. Bak olaya bak. Oğlum bununla alışırsam ben bundan da oynamaya devam edebilirim ha. Hocam Mbappe, Lampard'ı gördük. Lampard, Vieira, Seedorf'u gördü. Seedorf'tan Lampard'a. Ah be orada atabilseydik Davis'ten önce. Tamam, De Bruyne. Abi Cafu, aha alaydın Cafu. Tamam, Casillas bu sene arkadaşlar birini tercihim. Seviyorum ya, tatlı çocuk. Lampard, Messi'yi gördü. Messi, Seedorf'u gördü. Seedorf, Mbappe, burada Messi'yi gördü. Aga ben Mbappe oynadım ama. Ben Mbappe oynadım. Burada abi Mbappe sırt dönük oynattırma çabasındayız. Cafu geldi. Yine aldı. Doğru zamanda doğru adam. Vieira çok güzel. Ah be. Biraz şey attık. Koulibaly. Tamam Lampard abi. Lampard Messi'yi gördü. Messi Lampard oynadı. Lampard'dan Mbappe'ye. Mbappe tekrar Lampard'ı gördü. Lampard içeride Ronaldinho var, Messi var. Maldini diye çekti rakip. Messi. Oha Arnold çizgiden kurtardı. Oo geçmemeliydi abi. Rudy alır ya Mbappe'den. Aynen. Rüdiger'i seviyorum abi. Carlos Koulibaly Cafu'yu gördü. Cafu. Oo. Oğlum çok güzel paslaşıyorlar lan. Cafu geldi aldı. Messi var önünde. Ah be biraz aceleci davrandık. Keşke bir adım daha gitseydik. Bu adam Zaguç'u zaten şey ara pasları çok garip bir şekilde güzel gidiyor ya. Çocuk atıyor. Hocam Cafu Mbappe'yi gördü. Mbappe'den Ronaldinho'ya. Geri oynadım. Seedorf. Ah be tam geçmedi. Hocam Patrick Vieira Lampard'ı gördü. Oğlum çok iyi paslaşıyor lan. Lan 4-3-1-2'den daha iyi tiki taka yapıyor. Cafu açtı o geç açtık. Mbappe vurdu yine kaleci. Seedorf vurdu. Defansa çarptı. O burada maç biter mi lan? Ceza sahası içinde maç biter mi acaba? Ve 4 şutumuz var. Rakibe şut çektirmedik. Dünyanın en ufak dizilişine şut çektirmiyoruz abi. Ve şunu söyleyeyim mi? Aşırı iyi pas yapıyoruz. Yani 55 pas yapmışız. 4-3-1-2'den daha sağlıklı pas yapıyoruz diyebilirim. Ve ofansif anlamda da çok yoğunuz oğlum. Sevdim lan ben bunu. Kirve lan bu güzel. Vallahi. Hocam Seedorf bıraktı Lampard'a. Lampard'dan Messi'ye. Messi'den Seedorf'a. Seedorf vurdu kaleci. İptal yaptım ama sırt dönüktü. Direkt vurmayı tercih etti Mbappe'cim. Burada offside mi varmış? Offside mi varmış? Tamam offside varmış zaten. Hocam Neuer. Rudy. Vieira. Ronaldo burada yukarı oynayacak. Aynen öyle. Abi Rüdiger varsa gam yok ya. Harbi geliyor, vuruyor, kırıyor, parçalıyor abi. Manyak bir adam lan Rüdi. Hocam Carlos'tan Seedorf'a. Seedorf Ronaldinho'yu gördü. Mbappe Lampard'ı gördü. Mbappe Messi'yi gördü. Messi'den Lampard'a. Lampard Messi'ye. Messi. Ah be oyunda şıkla gidebilir miyiz? Biraz önce bahsettiğim ofansif şeyler deneyeceğim. Baba Rüdi'yi çektim. Faul var burada, avantaja bıraktı. Oho. Oğlum avantaj da hemen yok olmalı kardeşim. Böyle bir şey yok ya. 6 saat sonra yok oluyor. Tamam şimdi video başında bahsettiğimiz o ofansif olayı yapacağım. Bir de öyle deneyeceğim. Ama teknik adamlar Ronaldo ve Messi gibi adamlar burada müthiş iş yapıyor. Onu söyleyeyim size.
Çünkü bilekten pas atıyorlar. Ne Haaland'ı aldım buraya. Salah'ı aldım abi. Bir de Rummenigge'yi aldım. Salah GF'de sıkıntılı aslında. Snyder'i de alabiliriz buraya da. Abi Salah oynasın orada. Bu başka pozisyonda oynuyor mu? Oynamıyor. Tamam. Şimdi bahsettiğim şey daha ofansife çektik. Yani Mbappe, Haaland, Rummenigge de oynayabilir. Forest de oynayabiliriz orada. Deneyeceğim. Hocam Rudy. Aha önünde kaldı. Yayda önünde kalması çok sıkıntı. Rummenigge, Muhammed Salah. Haaland'ı görmek istedi, olmadı. Van, aha burada Modric'e geçmesi beni bayağı şey yaptı, ekart etti maç. Rudy adapsın da Rudy, olmadı. Aha iyi. O birinciyi kurtardı, yeter Rudy'ye. Haaland. Hocam bir yere geldi, aldı Lampard. Lampard'dan Salah'a. Salah şöyle Haaland'ı gördü. Haaland Rummenigge'yi gördü. Rummenigge Haaland'a doğru, olmadı. Tekrar yukarı. Orta sahada alın abi. Vieira. Vieira bak buradaki dos olarak çok daha geride ha. Hayır. Yapma lan. Yapma lan. Güzel vurdu, güzel vurdu. Bak teknik adamların olması daha mantıklı. Hani Messi, Ronaldinho, Snyder gibi. Tekniğe ihtiyacımız var şu an gerçekten. Sandı taktiklerini deniyorum abi. İleri doğru oynuyorum ki hani iş yapsın diye. Kafu, Seedorf, olmadı. Koulibaly, haydi abi şimdi ver. Lampard Seedorf'u gördü. Seedorf'tan Salah'a. Muhammed Salah. En aşağı Kafu'yu gördü. Kafu. Kafu gidiyor. Kafu. Davis bırakmadı abi. Maldini. Hah tamam Lampard. Çok güzelsiniz abi. Seedorf'u gördü. Seedorf'tan Salah'a. Abi bak ayağını atacağım. Haaland ileri gidiyor. Tamam. Abi Koulibaly'yi geri çektik. Neymar. Burada gol yemek istemiyorum. Tamam. Vieira'yla uzaklaştırdık abi. Haaland indirirse güzel çelek olur. Rakibin defansı niye o kadar kalabalık lan? Hocam Salah. Şöyle gördü. Hocam Haaland'ı. Haaland. Seedorf'u gördü. Abi Rummenigge'nin ben kaçmasını bekledim. Kaçmadı. Seedorf onu aldı. Rume Salah'ı gördü. Muhammed Salah. Yok Salah sırıttı burada abi. Salah sırıttı abi. Yani gelmiyor benimle. Benimle gelmiyor. Takımla oynamıyor. Sağa açık adam. Sağa doğru yöneliyor. Ve bileği de kuvvetli değil. Atardık onu Rummenigge ile falan. O hocam. Vieira bıraktı Rudy'ye. Rudy'den Seedorf. Seedorf'tan Haaland'a. Olmadı. Tamam. Çok güzel aldık abi. Muhammed Salah. Şöyle Rummenigge'yi gördü. Abi Rummenigge'yi görsene. Salah biraz bizi batırdın ha. Oy. Abav. O nece goldü üstad? Oğlum Casillas zıplamadı da zıplasa da bir şey olmaz. O neydi lan? Oha! Oha! Ana! Helalleyin Yusufi. Bayağı iyi attı abi. Bayağı iyi attı. Tebrik ederim lan. Ya bana at böyle atla, kurban olayım. Tebrik ederim. Harika attı lan. Vay anasını sayın seyirciler. Biz maç boyu futbol oynadık. Adam tek harekette bizi alt üst tuttu lan. Alt üstte 3 şut. Pası biz yaptık. Şutu biz çektik. Kaleyi biz oynadık. Adam tek bir hareketle bizi mahvetti. Tunuslu kardeşim tebrik ederim. Eline koluna sağlık. Severim abi. Yenilsem de yeter ki böyle gol atsın rakip. Yani benim buraya sadece yenildiğim maçları atmam demek sizi kandırmak demek. Ben abi şeffaf adamım. Yeniliyorsam da böyle yenileyim. Eline koluna sağlık kardeşim. Harika attım, bayıldım. O zaman yeni maça geçiyoruz. Lan telafi edeceğiz. Oynat bakalım. Evet hocam az önce ben bir maç yaptım fakat kaydı durdurmuştum. Geri başlatmayı unutmuşum. Kendi kendime konuşmuşum. Çok da güzel bir maç oldu. Gayet bol gollüydü ama ne yazık ki olmadı. Neyse daha güzel bir maç çıkarmayı umut ediyoruz. Siz de buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı unutmayın. Artık rakibimiz gelebilir mi kankam? Konami gönder bize rakibimizi baba. Hadi bekletme be. İşimiz gücümüz var kardeşim be. Geldi. Hadi bakayım kankam nasıl bir rakip gelecek merak ettim. Hadi gönder.
Senobali gelmiş. Senobali. Peki. Peki kral. Peki. Ona da peki. Niye sürekli peki diyorum lan ben? Neyse sorun değil. Hocam hemen bakalım aşağı yukarı bir yerlere bakanına var mı? Salak oynatmayacağım. Salak benim için yetersiz kaldı. Halatla başlayalım da hadi biraz küfür edelim. Ve hocam rakibin kadrosu 4-3-3. Coman, Owen ve Mbappe. Owen oynatmamı isteyen bir kitle var. Bu sene hiç oynatmadın diyor. Onlar için de Owen oynattığım bir video gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Hemen maçımıza geçiyoruz. Oynar. Evet hocam. Geldik maçımıza. Erling Haaland, Ronaldinho, Vieira. Aşağıda Messi. Aa, gitmedi. Owen baba geldi. Hayırdır lan dedi. Sidota sen hayırdır la falan. Şu an tartışma kavga var sahada. Delight geldi. Son noktayı koymak istedi. Owen yine aldı. Sidota bu sefer sinirlendi hocam. Mbappe Coman oynadı. Rudy'yi çağırdı bizimkiler. Ama Kafu dedi ki Sidorf artistik yapalım dedi. Tenha'da affı olmaz. Hocam Messi, Haaland el uzattı. Koş lan. Delight 2'dir. Rajon kesiyor. Owen baba. Şimdi Mbappe burada. Mbappe Carlos gelir. Hayırdır ulan der kardeşim. Diyemedi ama olsun. Roberto Carlos. Hop. Koli boşuna mı duruyor? Boşuna duruyor gibi durdu. Neyse. Coman baba. Seviyorum lan Coman'ı. Arada ben de oynatıyorum biliyorsunuz. Hatta milli turnuvada Coman'la gol atmıştım bir de. Hocam. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Koulibaly Lampard'ı gördü. Lampard Messi oynadı. Messi Haaland oynadı. Haaland Ronaldinho oynadı. Geri oynadı Seedorf. Burada Ronaldinho'nun kaçtığını gördünüz zaten. Hocam 2-2 kaldık. Ronaldinho. Carlos açtı ortayı. Delight şu an bize izin vermiyor. 5-6 topuma sadece Delight müdahale etti hocam. Ronaldinho baba güzel orta gol getirir. Dışa doğru açtım bir tık. Ronaldinho Messi'den önce Cafu. Tamam. Yine Delight geldi. Pozisyonu temizledi. Delight adamın kurtarıcısı olabilir abi. Tamam burada Mbappe hocam. Patrick Vieira. Pedro Gonçalves Owen'ı gördü. Owen ver abi. Ver. Koulibaly aşağı oynayalım. Sakin oynayalım abi. Burada Seedorf'un önüne doğru. Carlos geldi aldı ama. Pedro'dan alsak var ya şu an. Çok net pozisyon olur. Aha. Gönderme Mbappe'yi Carlos. Rudy aldı abi Lampard'a. Lampard yukarı Ronaldinho oynadı. Ronaldinho Haaland bomboş. Cannavaro da yanında. Uzun zamandır görmediğimiz bir ikon. Tamam güzel aldı. Lampard hocam Ronaldinho'yu gördü. Orada da vurdular bize. Hocam Haaland Ronaldinho yanında. Hocam bu da Messi'ye doğru. Messi vurdu bir oldu. Burada Messi'nin Ronaldinho'nun GF olmasının faydaları abi. Direkt dip dibe girebiliyorlar. Bu çok güzel. Şimdi Vieira geri çekiyoruz abi. Öyle bir şey yok kanka ya. Futsal mı oynuyor sadece? Hayırdır anasını satayım ya. O neydi? Hocam ilk arkası yaz. Oyna. Neyi bekliyor lan bu eleman? Ha. Hocam. Of Carlos geldi müdahale etti ama çok yanlış noktaya gitti. Pedro Gonçalves hocam. Cannavaro. Burada Vieira. Seedorf da yanında. Seedorf'u geri çekiyorum abi. Şu an. Tamam. Mbappe. Bu da uç kata orta açarsa bir pişmanlık yaşarız. Birebir oynamayı tercih etti. Abi orada Rudy var. Kusura bakmayacaksın ya. Rudy varken geçemezsin çiçeğim. Evet hocam. Kevin De Bruyne. Aha rakip çekti lan. Aa korner taktiği yapacak. Yok öyle bir şey yok. Aha çok kötü yere attım. Neyse Rudy. Ronaldinho. Hocam ya yanlış yerlere atıyorsunuz be. Tamam Lampard'ı gördü abi. Lampard Messi'yi gördü. Messi Haaland oynadı. Haaland Messi oynadı. Lionel Messi gidiyor. Messi Carlos yanında. Messi daha aşağı çektim. Messi geri çektim. Çalımını attı. Messi Haaland kafayla ah be. Evet hocam istatistikler ortada. Üstünüz güzeliz ama gol bulmamız, gol ya da goller bulmamız gerekiyor. O yüzden ikinci yarı daha da ofansif oynamayı planlıyorum. Hadi bakalım. Owen, Patrick Vieira. Rudy geldi aldı her zamanki gibi. Yukarı oynadık abi Vieira'ya. Vieira Lampard'ı gördü. Lampard Messi'yi gördü. Messi geçti abi çok güzel. Messi burada Haaland'a doğru.
O güzel müdahale. Ayak koyabilir miyiz burada? Cannavaro ile adam hızlı oynadı. Ama geldik. Ağır baskı var. Lionel Messi. Messi affetmez. Messi affetmez. Saplar geçer hocam. Yani Messi'nin ayağını orada top bırakamazsın. Haydi şimdi ağır baskı oyun değişikliğine gideceğiz. Güzel düşünce. Ay çok güzel eksiltti beni. Baba Lampard'ı geri çekiyorum. Olmaz herhalde öyle bir şey. Tamam. Casillas şimdi Erling Haaland. Yukarı oynadık abi Messi'ye. Ah be Ronaldinho'ya oynayayım dedim. Offside var. Artık oyun değişikliğine gidelim abi. Rummenigge'yi sokmak istiyorum. Salah'ı bir önceki maç soktum. Bir tık pişmanlık vermişti aslında. Ama şöyle mi yapsak? Salah aldık abi. Buraya koyduk Messi'nin yerine. Snyder'ı buraya koyduk abi. Buraya da Rummenigge'yi koyduk. Salah, Snyder, Rummenigge üçlüsüyle oynayalım. Gizli forvette çok fazla düşüyor oyuncuların overalleri. Ama her türlü oynarlar gibime geliyor. Hocam Casillas. Şurada aşağı oynayalım. Roberto Carlos'u gördük. Roberto Carlos indi hocam Snyder'e. Snyder'den Rummenigge'ye. Rummenigge Salah'ı gördü. Muhammed Salah yukarı Lampard'ı gördü. Lampard. Frank Lampard vurdu Peter Cech. Sert vurdum dedim. Aşağı köşeye çah diye çaksın ama çah diye çakmadı. Hocam Messi Snyder güzel orta gol getirir. Snyder açtı ortayı. Rummenigge vurdu. Ah be. Evet hocam Rummenigge'yi çektik. Salah'ı çektik. Video başından beri hapşıracağım ama bir türlü hapşıramıyorum. Ve o da içimde kalması beni mutsuz ediyor. Bir hapşırsam rahatlayacağım aslında. Bir hapşırsak bütün dertlerimiz bitecek anasını satayım. Lampard. Muhammed Salah'ı gördü. Rummenigge. Aha ben Snyder oynadım lan. Neyse derayli bir Snyder. Snyder. Wesley Snyder. Ah be oğlum. Çok sert de vurdu ama az sattı dışarıda. Güzel. Kimle? Bu sefer yukarıdan başlamayı tercih etti. Rudy indir abi. Yapma lan. Ha Lampard. Snyder'i gördü. Snyder. Seedorf'u gördü. Ah be Snyder. Bir tık hızlı gelebilir miydi? Wesley. Snyder vurdu olmadı abi. Salah geri çektim pas atarsa. Oğlum alırdınız lan. Tamam. Şimdi abi Rudy bıraktı Kolibali'ye. Kolibali'den Kafu'ya. Kafu. Lampard'ı gördü. Lampard. Tekrar Kafu'ya. O da oynadı Salah'a. Salah yukarı Lampard'a. Lampard'dan Kafu'ya. İçeride Snyder var. Kafu aşağı pasta oynadı. Salah indi. Rume vurdurmadılar lan. Tamam şimdi tekrar Muhammed Salah Rudy. Ha yukarı bomboş kaldı. Kolibali ile bitiririm ben bu işi ya. Aynen. Muhammed Salah. Roberto Carlos abi bizde döndürmeyin. Şöyle Kolibali Snyder. Abi ay ben Snyder biraz aşağıda zannettim. Aha Snyder boş. Abi Delight olmasa var ya. Kaç gol atardık lan. Ulan var ya Delight ne güzel oynuyor sen. Delight oynatan var mı aranızda? Denenir mi abi? Ben beğendim lan rakip olarak defans olarak. Bir Rüdiger gibi oynuyor. Evet hocam rakip maçı durdurdu. Geri maçı başlattı. Değiştirme yaptın hemen. Tam maçı bırakmış. Rakip maçtan kaçtı. Ya diziliş hakkında şunları söyleyeyim arkadaşlar. Tiki Taka'yı 4-3-1-2'den çok daha güzel yapıyorsunuz. Çok daha iyi. Ama şöyle söyleyeyim defans anlamında zorlanabilirsiniz. O yüzden 3 dos yaparsanız daha güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Ama oynanılabilir mi? Tabii ki oynanabilir. Tabii ki de alışmak gerekiyor. Hani orta kafa golü çok fazla atmayıp Tiki Taka yapanlar için çok güzel kullanılabilir bir diziliş. Daha fazla dizilişler denememi istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.